Arkadaşlar herkese merhaba. Ekranda gördüğünüz fotoğraf sizce kusurlu mu çekildi? Yani ekrandaki fotoğraftaki bulanıklık bir kusur mudur? Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve keyifler yerindedir. Bugün fotoğrafta kompozisyon kurallarından devam ediyoruz ve bugünkü konumuz fotoğrafta hareket izlenimi veyahut da hareket bulanıklılığı, İngilizce olarak tanımlarsak motion blur. Evet arkadaşlar, fotoğraf iki boyutlu bir sanat dalı. Biz çektiğimiz objeleri, özneleri eni ve boyu olan bir kağıda veyahut da bir dijital ekrana sığdırmaya çalışıyoruz. Yani kısacası zamanı donduruyoruz. Şimdi şunu hatırlayalım. Fotoğraf çekerken ışığı ve çekim hızını ayarlarken 3 tane bileşen karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi enstantane, yani perde hızı. İkincisi diyafram. Üçüncüsü ise ISO. Şimdi enstantane bunlardan şu anlama geliyor. Gözümüzü kırptığımızı hayal edelim. O gözümüzü kırpma esnasında açma ve kapatma süresi boyunca gözümüzün gördüğü zaman dilimi bizim perde hızımız oluyor aslında. Yani fotoğraf makinesi şunu yapıyor. Göz kırpma ya da perdenin açılıp kapanma süresi boyunca kayıt altına alıyor görüntüyü. Fakat bunu bir zaman boyutu olmadan yaptığı için burada o saniye boyunca veyahut da saliseler boyunca aldığı görüntüyü direkt olarak kağıda veyahut da ekrana yapıştırıyor. Diyafram nedir? Diyafram şudur. Göz bebeğimizin büyüyüp küçüldüğünü düşünelim. Işığa baktığımız zaman göz bebeğimiz küçülür. Bunun sebebi şudur. Çok ışıklı bir ortamda ışık zaten fazla olduğu için göz bebeği küçülmelidir ki o fazla ışık gözümüze girmesin. Şöyle düşünelim. Bir evde bir perde var ve perdede iki tane delik var. Bu deliklerin boyutları farklı. Büyük olan delikten daha fazla ışık girer, daha fazla görüntü girer. Küçük olan delikten daha az görüntü, daha az ışık girer. Diyafram bu demek arkadaşlar. Yani fotoğraf makinesinin lensinin içerisindeki o halkanın deliğinin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne biz diyafram diyoruz. Bunun da büyük olmasıyla daha fazla ışık almasını, küçük olmasıyla da daha az ışık almasını sağlıyoruz. ISO nedir? ISO ise fotoğraf makinesinin sensörünün ışığa karşı duyarlılığıdır. Yani ISO'yu arttırdıkça daha duyarlı hale getiririz. Fakat daha çamurlu bir fotoğraf elde edebiliriz. Şimdi konuyu dağıtmadan enstantane konusuna geçelim ve hareket izlenimine tekrardan bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar, günlük hayatta normalde bir insanın, bir konuşmacının konuşurken parmak salladığını, bu şekilde parmak salladığını düşünelim. Bunu biz normal insan gözüyle bu bir bulanıklık hissetmeyiz. Yani normal şekilde, net bir şekilde görürüz. Fakat bir fotoğraf makinesi bu şekilde değildir. Bu parmağı net şekilde çekebilmesi için hızlı bir perde hızına ihtiyaç duyarız. Nedir bu perde hızları? Örneğin kameramızda yazan 1/50, 1/20, 1/30 gibi sayılar bizim perde hızlarımızdır. Yani 1/30 ne demek? Saniyenin 30'da biri hızıyla o perdenin açılış ve kapanış süresi arasındaki süredir. Yani açık kalma süresidir. O süre boyunca o var olan görüntü ve ışığı sensöre almasıdır. Şimdi uçan bir kuş düşünün, çok hızlı uçan bir kuş. Bu kuşu net çekebilmemiz için bizim yüksek enstantane hızları, perde hızları, yani açılıp kapanmanın çok hızlı bir şekilde olması lazım ki kuş net bir şekilde fotoğrafımıza yansısın. Aksi takdirde ne olur? Kuşu bulanık olarak görüntülemiş oluruz. Mesela arkadaşlar, bir görüntüyü görüntülediğimiz zaman net çıkmasını ne zaman isteriz? Detayların önemli olduğu zamanlarda isteriz. Şimdi aslında fotoğrafın bu özelliği bir bakıma bir eksiklik, bir kusur gibi olsa da, yani düşük perde hızlarında örneğin 1/30, 1/40
Yani saniyenin 30'da biri, 40'da biri, 50'de biri gibi bir hızla kuşu çekmeye kalkarsanız o kuş net çıkmayacaktır. Çünkü 1 bölü 30 saniye hızı içerisinde kuşun bir hareket etme mesafesi vardır. Bu bulanıklığı sağlayacaktır. Bunu fotoğrafçılar zaman geçtikçe estetik açıdan kullanabileceklerini fark etmişlerdir. Yani düşünün, fotoğraf iki boyutlu bir sanat dalı olmasına rağmen en ve boy var. Fakat videoyu düşünün. Videoda ne var? Bir en var, bir boy var. Onun yanında bir de zaman boyutu var. Ama fotoğrafta bu yok. Ve fotoğrafçılar bu bulanıklığı lehine çevirmeye başlamışlar. Yani ne yapmışlar? Bir hareket bulanıklığı sağlar isek biz fotoğraflarda bir hareket izlenimi veririz demeye başlamışlar. Şimdi daha öncelere gidelim. Fotoğrafın icadından önce, yani 1800'lü yılların öncesine gittiğimiz zaman ressamlar genelde resimlerini hep net çizmişlerdir. Yani bir hareket bulanıklığı yoktur. Bu hareket bulanıklığı fotoğrafla birlikte çıkan bir sorun gibi karşımıza çıksa da bunu biz estetik açıdan kullanabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar, bir fotoğrafı çekerken demiştik ki enstantane, yani perde hızı önemli bir şeydir. Çünkü bakın, bir fotoğrafı çekerken bir ışık sorunuyla karşı karşıyasınız. Yani pozlamanızın düzgün olması gerekiyor. Bunun için yeterli sürede ışık alması lazım. O perde hızı illaki fotoğrafın net çıkmasını sağlamasının yanında bir de ne kadar düşük perde hızına gidersek, perde hızı hızlanırsa yani daha az ışık alacağı için fotoğrafımızın karanlık çıkmaya başladığını göreceğiz. Aynı perde örneğinden gidersek, evdeki perdeyi ya da gözümüzü diyelim, gözümüzü hızlı açıp kapattığımız zaman ne oluyor? Daha az sürede bir görüntü sağlıyoruz ve daha az ışık alıyor gözümüz. Aynı şekilde fotoğraf makinesi de aynı işlevi yapıyor. Aslında fotoğraf makinesi gözümüzün bir kopyası. Gözümüz fotoğraf makinesine göre çok kusursuz olduğu için bazı şeyleri tolere edebilirken fotoğraf makinesi bunu edemiyor. Biz fotoğrafı çekerken hem ışık pozlama problemiyle karşıyayız, hem de fotoğrafın net çıkması ya da net çıkmaması estetik açıdan bunu sağlamaya çalışmaktayız. Şimdi bazı fotoğrafları derledim sizin için. Bunlara bir göz atacağız. Bunları göz atmadan önce sizlere fotoğrafta hareket bulanıklığını nasıl sağlarız? Bunları 3 kategoriye ayırabiliriz. Ben kendimce bunları ayırıyorum. Birincisi, pozlama süresini kısaltarak daha fazla sürede pozlama yaptığımız zaman harekette bir bulanıklık meydana gelecektir. Birincisi bu. İkincisi, fotoğraf makinesini, diyelim ki bu bir fotoğraf makinesi, hareket eden bir nesne var önümüzde. Fotoğraf makinesini hareket eden nesnenin hızıyla birlikte hareket ettirdiğimiz zaman bu kez arka plan bulanık çıkacaktır. Çektiğimiz özne net çıkacaktır. Buna biz pan çekim diyoruz. 1 bölü 30, 1 bölü 40 gibi böyle hızlarda, tabii ki bu hareket eden nesnenin veyahut da öznenin hızında bağlı olarak değişiyor. Çektiğimiz çekime pan çekim diyoruz. Bu ikincisi. Bir üçüncüsü ise zoom in ve zoom out tekniği dediğimiz. Örneğin elimde 18-55 bir lens var diyelim. Bu 18-55 değil. 18-55 bir lens var. Bir fotoğrafı çekerken bir 55 milimlik son odaktan daha yavaş olmalı perde hızı. Yani 1 bölü 55'ten daha düşük perde hızlarında ben enstantaneyi ayarlıyorum. Ardından deklanşöre basmamla birlikte zoom bileziğini çevirip geri getirmem bir olacak şekilde bir fotoğraf çektiğimde buna biz zoom in zoom out tekniği diyoruz. Gene nesnede belli bir netlik kalırken bu kez içeri doğru bir böyle hareket bulanıklığı meydana geliyor. Bu da gene bir hareket bulanıklığı çeşitlerinden. 3 kategoriye ayırıyorum ben bu hareket bulanıklığını. Şimdi bilgisayarımda bazı fotoğraflar indirdim demiştim. Bunlara bir göz atalım. Şimdi birinci fotoğrafımda gördüğünüz üzere
Yolda sadece çizgiler var. Bu çizgiler ne anlama geliyor? Arabaların farları ve arkadaki ışıkları. Gördüğünüz üzere bir çizgi haline almış. Burada şunu anlıyoruz. Birçok araba geçecek kadar bir perde hızı ayarlanmış. Ve bu perde hızı boyunca tripod üzerinde makine hareket ettirilmeden bir çekim yapılmış. Ve burada bir hareketin olduğu ortaya çıkmış. Ayrıca bir geometri oluşmuş, bir desen oluşmuş. Böyle de denilebilir. Yani ne yapmış bunu? Düşünün, bunu direkt olarak netleyerek çektiğimizde arabalar sanki duruyormuş gibi bir fotoğraf çıkacaktı. Bu trafiğin akışın olmadığını mı gösteriyor? Trafiğin aktığını mı gösteriyor? Biz bunu bilemeyecektik. Ama burada arabaların hareket ettiğini çok net bir şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Anlayabiliyoruz. Şimdi bir diğer fotoğraf. Burada bir kuş var. Kuşun kanat çırptığını görüyoruz. Kuşun gözü, vücudu net çıkarken kanatlarında böyle bir blur. Yani bulanıklık var. Bir hareketten kaynaklanan bulanıklık. Şimdi bu bulanıklığı lensten kaynaklanan, alan derinliğinden kaynaklanan bulanıklıkla karıştırmayalım. Şimdi bu kuşun kanatlığını bir fotoğrafçı net bir şekilde çekemez miydi? Elbette çekebilirdi. Buradaki amaç nedir peki? Kuşun uçtuğunu, kanadını hareket ettirdiğini betimlemek amaçlı bu bulanıklığı verirse bizim algımızda, bizim beynimizde şu algı oluşuyor. Kuş uçuyor ve kanatlarını çırpıyor onun için. Yani bunu dondurmak yerine bu şekilde bir bulanıklık vermek, hareketi göstermek açısından çok çok daha verimli diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, sıradaki fotoğrafımızda hep görürsünüz, karşınıza çıkar şelale fotoğrafları, deniz fotoğrafları, göl fotoğrafları, suyun hareketiyle birlikte bir bulutsu, böyle tül efekti gibi bir fotoğraflarla hepiniz karşılaşmışsınızdır. Şimdi buradaki olay nedir? Biz fotoğrafı geldik, yüksek bir perde hızında çektik suyu, dondurduk. Damlalar donuk bir şekilde kaldı. Yani buz gibi, sanki su buz tutmuş halinde, hareket etmiyormuş gibi gözüktü. Bunun yerine ekranda gördüğümüz gibi, şekildeki gibi bir fotoğraf çektiğimizde suyun o hareketini, hiç olmasın hangi yöne doğru aktığını, o bulutsu gözlemi vermiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi suyu dondurmaktansa bu şekilde çekmek daha mantıklı. Eğer ki arkadaşlar bu fotoğraf yerine video çekseydik hiçbir sorun yoktu. Çünkü hareket eden bir nesneyi video ile karşı tarafa aktarmak çok basit. Çünkü bir zaman boyutu var. Fotoğrafta bu boyut yok. Biz bu boyutu bu şekilde telafi etmeye çalışıyoruz hareket izlenimiyle. Sıradaki fotoğrafa gelelim. Şimdi burada metro bekleyen bir kişi var. Metronun önünden hızlı bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Fakat metro net değil. Şimdi bu fotoğrafı, hızlı geçen metroyu, yüksek bir perde hızı ayarladık makinemizde. Çektik, metroyu dondurduk. Fotoğraf birisini gösterdiğimizde metronun duruyor mu, hareket mi ediyor, hızlı mı, değil mi? Bunu algılaması zor olacaktır. Çünkü duran bir metro fotoğrafı var karşısında. Eğer ki o anı tanık olmadıysa metronun hareket edip etmediğini bilmeyecektir. Fakat fotoğrafı birazcık enstantane hızını yavaşlatarak çektiğimizde, perde hızını yavaşlatarak çektiğimizde kişi net çıkacaktır. Çünkü kişi metroya göre daha hareketsiz ve hareket etse bile daha yavaş. Kişi net çıkarken metro bulanık çıkacaktır. Bu da metronun hareket ettiğini gösterecektir. İki boyutlu bir sanat dalında. Şimdi sıradaki fotoğrafımızda bir tane gene yaya var. Onun etrafında yürüyen insanlar var. Şimdi bu insanlar bulanık çıkmış. Kişi ise durağan. Burada gene fotoğrafı dondurduğumuz zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkardı. Kimi insanın ayağı havada, kimisinin işte adım atarken, kimisinin adımı yarım kalmış şeklinde saçma bir görüntü olurdu. Buradaki görüntüde şu anlatılmak isteniliyor. Var olan hayat içerisinde bir akışkanlık var, bir dinamizm var. Yani sokaktaki bir dinamizm, yayaların oluşturduğu bir hareketi betimlemek için bulanıklığı vermek burada en mantıklısı. İlk bakışta birilerine gösterdiğimiz zaman kişiler bunu bir kusur olarak algılıyor olsa bile
Bizim beynimiz bunu hareket olarak algılandıracaktır. Çok rastladığınız fotoğraflardan bir tanesi, gökyüzünde spiral olarak şekil almış yıldızlar. Şimdi normalde bunları çoğu kişi der ki hani Photoshop mu bu? Bunda Photoshop mu yapıldı? Yani böyle bir görüntü yok. Hayır arkadaşlar, normalde yıldızlar dünyanın hareketinden dolayı belli bir konum değiştirmekte bakış açımıza göre. Biz tripodumuzu kurduğumuz zaman bir gece vakti ve fotoğrafı çektiğimiz zaman normal hızda bir fotoğraf çektiğimizde bir yıldızı sabit olarak fotoğraflayabiliriz. Küçük bir nokta olarak. Fakat tripodu dakikalarca perdeyi açık tutarak çektiğimiz zaman sabit olan gördüğünüz gibi dağdır, kamp ışığıdır gibi ışıklar veyahut da nesneler net çıkarken yıldızların hareketlerinden doğan bir blur, yani bulanıklık oluşmuş. Aslında bu spiraller yıldızların hareket yörüngeleri. Yani bunları bu şekilde göstermek için bu şekilde fotoğraf çekmiş fotoğrafçı. Bunlar Photoshop falan değil. Bir diğer fotoğraf. Birçok insanın olduğu, yayaların olduğu bir fotoğraf. Şimdi arkadaşlar burada aldık fotoğraf makinesini veyahut otomatik modda cep telefonumuzu aldık, gittik şak fotoğrafını çektik. Ne olacaktır? Herkes donmuş bir vaziyette. Kimi elini kaldırmış, kimi kolunu kaldırmış, kimi yönünü dönmüş. Ne olduğu belirsiz, donuk bir görüntü oluşacaktır. Fakat bakın, perde hızını düşürüp sırf bu bulanıklığı elde etmek için bir çekim yaptığımız zaman buradaki hareketi görüyoruz. Kimisi bir yöne gidiyor, kimisi öbür yöne gidiyor. Yani bir dinamizm var, bir canlılık var. Donuk bir fotoğraftansa sanki o kısır fotoğraf sanatına bir zaman boyutu eklenmiş gibi bizi bir ana götürüyor. Şimdi arkadaşlar size pan fotoğrafından bahsetmiştim. Bir önceki bahsettiğim konular genellikle perde hızını düşük tutarak fotoğraf makinesini sabit tuttuğumuz durumlarda bulanıklığı elde etme durumlarımızdı. Şimdiki durumlarda ise kamera hareketini kendimiz yaparak elde ettiğimiz bir görüntü var. Örneğin fotoğraf makinemizi aldık. Telefonumu aldım ben. Diyelim ki 1/30 gibi bir enstantane ayarladım. Perde hızı ayarladım. Bunu makinemizde manuel modda da yapabiliriz. Ayrıca enstantane öncelikli mod vardır fotoğraf makinelerimizde. Veyahut da cep telefonlarında da manuel modu aldığımızda bu enstantaneyi kullanabilirsiniz. Deneyin, göreceksiniz. Şimdi hareket eden bir motosiklet var. Bunu fotoğrafçı şöyle çekmiş. 1/30, 1/40 gibi bir enstantaneyi almış. Motorla birlikte karenin fotoğraf karesinin içerisinde motor aynı konumda kalacak şekilde motorla birlikte bir anda hareket ettirmiş. Yani saniyelik bir şey. Saniyelikten daha düşük bir zamanda bu hareketi gerçekleştirdiğinde şu oluyor arkadaşlar. Fotoğraf makinesinin içerisindeki motosiklet aynı konumda kalırken arka plan sanki hareket ediyormuş izlenimi veriyor. Bu hareketi betimlemenin en güzel yollarından bir tanesidir. Şimdi bu pan fotoğraflarını çekmek kolay değildir. Bunlarla ilgili çok alıştırma yapılması gerekir. Ama güzel fotoğraflar yakalandığında çok lezzetli fotoğraflar elde edebilirsiniz. Gene bir diğer pan fotoğrafı. Bakın paten binen bir çocuk var. Paten binen çocuğun hızına odaklı bir hareket gerçekleştiriliyor anlık. Ve çocuk daha net çıkarken arka plan sanki kayıyormuş izlenimi veriliyor. Buna biz pan fotoğraf diyoruz ya da İngilizce olarak panning deniliyor buna. Bu tarz fotoğraflarla da karşılaşabiliyoruz. Ben bahsetmiştim ki bir enstantane hızıyla bulanıklık sağlarız. 2. Pan tekniğiyle, bir de zoom in zoom out demiştim. Şimdi size zoom in zoom out'la ilgili bir fotoğraf göstereceğim. Bakın. Şimdi burada arabanın içinden gidiyorsa eğer ki kişi zoom in zoom out kullanılmamıştır. Fakat durağın olduğunu düşünelim.
duran bir bölgeden fotoğraf çektiğini düşünelim kişinin. Bakın, lensimizin ileri geri hareketiyle, ne demiştim, odak uzunluğu, bunu yapabilmeniz için lensinizin zoom özelliğinin olması lazım. Yani sabit olmamalı. Odak uzunluğu zoomla değişebilir, bir lens gerekiyor bunun için. Tuttuk, sabitiz. Bir anda götürdük, getirdik. Yani 1 bölü 50'yi ayarladım diyelim ki. Hızlı bir şekilde zoom bileziğini hareket ettirdiğimde bakın sanki görüntü içe ve dışa doğru bir şekilde kaymış gibi bir görüntü elde ediliyor. İşte biz de buna zoom in zoom out tekniği diyoruz. Bakın gene burada. Bu kez de şimdi bu konuda şunu diyebilirsiniz. Zaten araba gidiyor, zoom in zoom out yok. Zoom in ve zoom out fotoğraflarında da benzer etkiler elde edilecektir. Burada arabanın hareket etmediğini varsayalım. Gene hızlı bir şekilde ileri getirip götürdüğümüzde netlediğimiz o araba net çıkarken etraf sanki bir ileri geri yönde motion blur hareketi yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğimiz. Bundan sonra göstereceğim örnekler bana ait olan fotoğrafların örnekleri. Burada bir demirci ustasının çekiç hareketini görüyoruz. Bakın, kişinin vücudu net iken elindeki tuttuğu çekicin blur olduğunu görüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi, ben çekici tam yukarıda dondurmaktansa bu hareketi hafiften sanki böyle kayan bir hareketmiş gibi, hareket ediyormuş gibi göstermek için blur bir fotoğraf çekmeyi tercih ettim. Burada bir hareket izlenimi vermeyi tercih ettim. Bir diğer fotoğrafımız, daha önceki kompozisyon konularında da benzer fotoğrafları göstermiş olabilirim. Burada da bakın 50 hız sınırının oradan hızla geçen bir arabayı sanki hızlı gidiyormuş gibi bir hareket izlenimi vermeye çalıştım. Motion blur vermeye çalıştım ki hani kurallara uyulmadığını göstermesi adına. Ben bu arabayı dondurmuş olsaydım sanki park eden bir araba izlenimi olurdu. Bunu buna tanık olmayan insanlar için. Şimdi şununla karıştırmayın arkadaşlar. Siz fotoğrafı çekerken olaya tanık olduğunuz için sanki herkes o olaya tanık oluyormuşçasına her şeyi anlamasını bekleyemezsiniz. Gösterdiğiniz kareden fazlası kişinin aklında yoktur. Fakat siz çevredeki kare dışında diğer olayları da gördüğünüz için olayı biliyorsunuzdur. Bunu bununla karıştırmamak gerekli. Ben bu fotoğrafta demek istediğim o ki arabayı net bir şekilde dondurdum, fotoğrafı verdim. Adam şunu düşünebilir, park etmiş bir araç, duran bir araç. Ben her ne kadar fotoğrafı çekerken aracın gittiğini bilsem de gösterdiğim kişi o olaya tanık olmadı, o olayı bilmiyor. Evet, bir diğer fotoğraf. Fotoğraf makinesini tripoda bağlayıp yoldan geçen yayaların ayaklarının veyahut da vücudunun blur çıkmasını sağlayıp karşıda gitar çalan gençlerin daha az hareket ettikleri için net çıkmasını, duran olduklarını gösterme amaçlı bir fotoğraf çektim. Burada yapılan işlem kasıtlı. Yani fotoğraf bulanık çıktığı için kusurlu falan değil. Yoldaki kişilerin yayalarını hareket ettiğini gösterme amaçlı çekilmiş bir fotoğraf. Arkadaşlar, bu fotoğrafımda ise bisikletin üzerinden kayka ile atlayan bir çocuğu görüyoruz. Şimdi buradaki olay şu. Bakın, çocuğun vücudunun net olduğunu görürken ayaklarının ve kaykayın bir blur efekti, yani bir bulanıklık olduğunu görüyoruz. Yani kaykayın döndüğünü, kaykayın hareket ettiğini anlatmak amaçlı daha güzel bir fotoğraf olduğunu düşündüğüm için bu etkiyi yaratmak istedim. Şimdi arkadaşlar, illaki bu hareketi izlenimi ya da motion blur dediğimiz bu bulanıklık bir hareketi betimlemek için mi kullanılır? Hayır. Bir desen bir estetik yaratmak için de kullanılabilir. Nasıl? Bir karayolunda araçların gidiş gelişindeki ışıkların çizgileri bir desen oluşturuyorsa, bu fotoğrafımda da bu sabit sandalların su yüzeyi, durgun su yüzeyi üzerindeki hafif hareketleriyle oluşan o resimsi tat benim hoşuma gideceğini düşündüğüm için bu fotoğrafı çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu
etkileri yaratabilmek için enstantane ile oynuyoruz dedim. Şimdi enstantanenin tek görevi bu netliği ya da bulanıklığı sağlamak mı? Hayır. İçeri giren ışık miktarını ayarlamak, bunu zaman olarak ayarlamak. Yani çok zamanda çok ışık, az zamanda az ışık girmesi olarak düşünebiliriz. Peki, diyelim ki bir gündüz vakti bir şelaleyi çekiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bizim? Enstantaneyi kısmamız, yani düşürmemiz gerekiyor hızını, perde hızını. Düşürdük, bu kez de pozlama aşırı derecede arttı. Yani fotoğraf patlama seviyesine geldi. Ne yapacağız? Burada şunu yapıyoruz. Arkadaşlar burada doğal yoğunluk filtresi dediğimiz ND filtreler var. Bunları fotoğraf makinesinin önüne takarak onlar sanki daha karanlıkta çekiliyormuş izlenimi vererek daha düşük shutter hızlarına yani perde hızlarına inmemize olanak veriyor. Bu sayede fotoğraf patlamadan az ışık alacak şekilde pozlamayı doğru yaparak fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Yani anlatmam o ki enstantaneyi ayarlarken pozlamayı da bir bakıma kaçırmamamız gerekiyor. Bunun için diyafram, ISO gibi değerlerle de bunu kombine edip pozlamayı düzgün ayarladıktan sonra bu shutter hızlarını ayarlamamız gerekiyor ki fotoğrafımız hepten çöp olmasın. Evet arkadaşlar, bugün sizlere dilim döndüğü kadar fotoğrafta hareket izlenimi nedir, motion blur nedir, nasıl yapılır, hangi tekniklerle yapılır, bunları anlatmaya çalıştım. Kompozisyon serimizin bu bölümünün de sonuna geldik. Benzer kompozisyon videolarımız gelecek. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacım var. Benzer videolar için lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.